Altı mı? Tamam. Şu an kayıttan al. Bu mantıkta X'e omega için dönüşüm yapmak gerekirse altını soruyu çekeceğim yoksa. Sorumuzda şöyle göstereyim. Omega ve kozun omega ct'nin Fourier dönüşümü olan grafik olacaktır. Burada grafikleri çizersem önce bir şey x omega grafiği. X omega grafiği eksi 2 pi ile 2 pi arasında a genliğine sahip üçgen grafik olarak verilmiş. Ama bizim şimdi toplam 3 tane formülümüz var değil mi? Bir AK formülümüz var. Bir ters Fourier var. Bir de bu çarpım formülü var. Fourier var. İşte tamam. Ters Fourier var. İşte bu AK var. Bir de çarpımlar var. Tamam. 4 formülümüz. Burada A genliğinde S2 ile 2 pi arasından kosin omega c t'yi ayrıntılı olarak açarak mı anlatayım istersiniz yoksa direkt? Yani. Ayrıntılı anlatırsam daha iyi olur. Ayrıntılı olarak kosmik aşılımını kullandığımda bu 3 tane en üzeri kişide omega c t artı en üzeri eksi c omega c t bölü 2 eşittir. Bunun kullanacağım gibi de biraz hazırlanırken 1 bölü 2 en üzeri eksi c omega c t artı 1 bölü 2 en üzeri eksi j omega j t olur. Burada e'nin üstünde normalde zaten Fourier serisi açılımını yazarken şu tipte ediyorduk ya a k e üzeri j omega k omega 0 t şeklinde yazdığımız için buradan k omega 0'ın omega c ve eksi omega c olduğunu AK değerlerinde 1 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Buradan k omega 0'da 2 pi AK değerini alır mantığın grafiği çizersek. K omega 0 değerlerin omega c ve eksi omega c. Omega c ve eksi omega c. Aldığı değerler de 2 pi AK olacaktır. Kat sayılarım yani AK değerlerin 1 bölü 2 olduğundan dolayı 2 pi ile çarptığımda pi değerini alırlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz yıldız şeklinde gösterilen işlemden grafikler arasında yapıldığında ilk grafiğin sıfır noktasına ikinci grafikte değer alan her bir noktanın üzerine işte, hani bir şey soracağım. Böldüm. Vc, eksi Vc'yi nasıl bulmuştuk omega c'leri? Bir daha tekrardan bir kaçırmıyor. Direkt onları o şekilde yazıyorum. Mesela 2 omega c falan yazsa direkt o şekilde yazıyorum. Evet. Tamam. J ve T hariç kalan kısmı alıyoruz da diyebiliriz bir önemi. Birinde sadece omega c kalıyor, diğerinde de eksi omega c kalıyor. Burada işlemi gerçekleştirmek için grafiği sıfır noktasına tutup sırayla ikinci grafikte değer alan noktalara yerleştirmem lazım. Yani eksi omega c ve omega c noktasına yerleştirmeliyim. Bunun sonucunda ortaya çıkan grafik burada üçgen grafiğimi eksi omega c noktasına yerleştirirsem yaklaşık şöyle bir şekil ortaya çıkacaktır.
Soruda omega c değerinin 2 pi'den büyük bir değer olduğu verilmiş. Bu nedenle sıfır noktasının solunda kalacaktır her türlü. Ve burada sıfır noktasına yakın olan noktasının değeri eksi omega c artı 2 pi olur. Bunu yazarken tepe değeri, ilk işaretimizin tepe değeri çarpı koyduğumuz noktanın tepe değeri olarak verilir. A çarpı pi'den A pi gelir. İkinci noktanın yerine yerleştirirsem grafiğimi aldım, omega c noktasına yerleştirdim. Onun sonucunda da şöyle bir üçgen elde edilir. Onun da sıfır noktasına yakın olan köşesinin konumu omega c eksi 2 pi. A bölü 2 gelmesi gerekmiyor muydu onun da? Oraya geliyorum. Aynı şekilde A ile pi'yi çarptığımda da A pi diye alır. Ben buradan henüz sadece parantezin içine hesapladım. Benim bir de parantezin dışında 1 bölü 2 pi çarpanı bulunuyor. Ekstra bir işlem yapmamak için 1 bölü 2 pi'leri çarpıyorum. Bu durumda her bir değeri 2 pi'ye bölümünü almam gerekiyor. A pi'yi 2 pi'ye böldüğümde A bölü 2 A pi'yi 2 pi'ye böldüğümde A bölü 2 bu x ve omega grafiği. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Ben şeyi soracağım. Tabii. İki grafiği. Birincisini zaten soruda vermiş. Birinciyi zaten soruda verdi. Diğer ikinci? İkinci cos omega c t şuraya göre. Okay. Bu burada açtım. Burada açıldığıma göre hani diyordu ki k omega 0'da 2 pi ak değerini alıyor. K omega 0'ı şu sistemden düşündüm. Evleri c k omega 0 t ile. Ve burada j omega c t olduğuna göre bir k omega 0 benim omega c'ymiş. Buradan baktığımda da eksi j omega c t olduğu için bir de eksi omega c'ymiş. Oradan nerede değer aldığını yazdım. Pi olduğu da 1 bölü 2 katsayılar olduğu için de 1 bölü 2 ile de 2 pi'ye çarptım. Oradan da pi'yi buldum. Başka bir sıkıntı? Yok. Pekala. Buradan x ve omega'yı buldum. Benden b şıkkında xtb omega istenmiş. Onun için de h omega sistemin ne sorulmuş? H omega sistemi burada eksi omega c ile artı omega c şeklinde verilmiş. Şunu belirtmek isterim. Buradaki soruda verilen grafikten tam olarak filtreyi anlamadım. Ancak hani olabilecek iki ihtimal var. İkisinde de sonuç aynı çıktığından dolayı bir etkisi olmuyor. burada eksi omega c noktası ve omega c noktası arasını alırsam şu şekilde bu filtreyi uyguladığımda bu arada kalan böyle bir benim xtr omega grafiğim olacaktır. Burada hani ihtimal olarak söylemek gerekirse orada ya bu aralığın tamamından bahsediyor ya da 2 pi'lik bir alandan bahsediyor ki o da zaten tam köşe noktasına denk geldiğinden bahsediyordu. Çünkü 2 pi'nin yanında ok var. Sıkıştırma evet. Direkt 2 pi. O şekilde vermişti. Yine de tam emin olamadığım için 2 haliliğini de belirtmek isterim. 2 pi'lik bir alanda alınmasını istiyorsa da zaten tam köşeye denk geldiği için yine fark bir değişiklik olmayacaktır. Bu durumda ben xtr omega'yı da buraya çizersem iki tane yarım üçgen bulunacak. Köşe noktalarında bir değişiklik yok. Eksi omega c artı 2 pi. Diğeri de omega c eksi 2 pi.
Tepe değerleri içinde omega, h omega'nın genliğiyle çarpmam gerekiyor. Bir değeri verildiği için genliklerde bir değişiklik olmayacaktır. Ve a bölü 2 olarak buraya kadar bir sıkıntı var mı? Pekala. Not eden varsa not etsin. Silip böyle devam edeceğim. Son kısımdaki son şeyi açıp kullanmayı anlayamadım. Şu x-ray omega'yı bulmayı anladın değil mi? Tamam, anladım onu. Tamam, filtre uyguladım. Orada, soruda... Soru burada gözüküyor mu? Burada soru başka bir şey. Omega, h omega, h omega. Ya o şekilleri bize bir tercüme edebilir misin? Ne diyor o şekil? Şimdi, burada... XT işareti ile kotinüs omega JT işareti çarpma işleminde XCT işareti çıkmış. Ardından XCT işareti haşama yolculukla sisteme girince sistem çıkışında XTR T işareti oluşmuş. Bu işaret cos omega JT ile çarpıldığında XRCT işareti oluşmuş. Bu da eksi 2 pi ile 2 pi arasında değer alan bir sisteme girdiğinde YT işareti oluşmuş. Tamam mı? Sırayla soruyor zaten herhalde. Evet, sırayla soruyor. Burada zaten hani bu sırayla bulmam gerekiyor. En son YT'ye ulaşabilmek için. XT'yi bulduktan sonra şu H ve filtresine soktum. Evet, o H omega filtresine soktum. H omega da eksi omega C ile artı omega c aralığında 2 pi'lik bir alanı istiyor. Eksi omega c'den 2 pi'ye kadar burada bir yarım üçgen oldu. Artı omega c'den 2 pi'ye kadar burada bir yarım üçgen oldu. O yarım üçgenleri aldı. Hayır. Tamam mı? Tamam. Öyleyse şu ilk kısmı siliyorum. Grafiği tekrardan Beş